Eğitimde yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. Haberlerde her gün kavga ve ölüm olaylarını izliyoruz. Bütün bunlar farklı ırk, din ve siyasi geçmişten gelen insanlara hoşgörülü davranılmadığı için yaşanıyor. Yöreye özgü yemekler o ülkenin tarih ve kültürünü çok iyi yansıtır. Peki birlikte yemek yapmak farklı kültürleri bir araya getirebilir mi? Göçmenler ve evsizlerin yeni hayatlarına alışmasına yardım edebilir mi? Bakalım bu yöntem Avusturya'da başarılı olmuş mu? Avusturya'nın Linz şehrinde çok özel bir okuldayız. Kama adlı bir sivil toplum örgütünün çok kültürlü kursları sayesinde çocuklar Suriyeli göçmen Mona'dan yemek yapmasını öğreniyor. Göçmenler ve evsizliği bir çatı altında toplayarak yemek yapma kursu, takı tasarımı gibi konularda atölye çalışmalarına katılmalarını sağlıyoruz. İnsanlar kendi ülkelerine ait kültürü kurslar sayesinde buradaki çocuklara öğretiyor. Kama 2006 yılında Viyana'da kuruldu. Burada yapılan etkinlikler çok farklı. Bazı aktiviteler sayesinde toplumun evsiz ve göçmenlere olan bakış açısı değişmiş. Yerel halkla göçmenler konuşup fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bu kültürel etkinlik sayesinde dernek Erse Vakfı ödülünü kazanmış. Avusturya'da göçmenlerin çalışmasına izin verilmiyor. İnsanlar kurslara geldiği zaman onlara bağış yapıyor. Biz kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğumuz için onlara ödeme yapamıyoruz. Kısaca kurslara gelenler para ödüyor. Göçmenlerin bu paraya ihtiyacı var. Örneğin Mona ve eşi Ömer 5 çocuğuna bakmak zorunda. Suriye'deki savaştan kaçtılar ve büyük bir travma atlattılar. Savaşta kazanan yoktur. Kaçmadan önce bütün çocuklarım ölebilirdi. Annem, babam ve iki kardeşim Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybetti. Mona Avusturya'ya 1,5 sene önce, eşi Ömer ise henüz yeni geldi. Eğer bu tarz sivil toplum kuruluşları olmasaydı, Avusturya toplumuna ayak uydurmaları imkansız olurdu. Mona'nın bugünkü menüsünde mercimek çorbası, salata ve et yemeği var. Yemek pişirmek ve çalışmak istiyorum. Kendim çalışmalıyım. Çünkü tüm ailemle bir arada yaşamak istiyorum. Kama Derneği'nde ders vermek için özel yeteneklere ihtiyacınız yok. Çünkü bu sivil toplum örgütüne göre herkesin paylaşacak bir şeyi vardır. Farklı kültüre sahip bir ailenin yanında yaşamak nasıl bir duygu? Dil öğrenmenin ve içinde bulunduğunuz toplumu anlamanın en iyi yolu bu mu? Bazı Amerikalı öğrenciler Türkiye'de neler yapıyor, hep birlikte izleyelim. Güzel İzmir'de yağışlı bir gün. Bazı Amerikalı öğrenciler yerel bir dil okulunda Türkçe öğreniyor. Keşke şimdi yaz olsaydı cümlesini Türkçe yazmaya çalışıyorlar. Amerika'da faaliyet gösteren bir kuruluş, öğrencilerini Amerika'da pek yaygın olmayan dilleri öğrenmesi için farklı ülkelere gönderiyor. Bu sene çok iyi geçti. Her gün farklı bir macera yaşıyorum. Çünkü her zaman yeni şeyler öğreniyor ya da görüyorum. Regan, Türklere özgü geleneksel çay ve kahveyi çok seviyor. Ancak fıstık ezmesi ve Amerika'da bıraktığı ailesini özlüyor. Türk öğrencilerle İzmir Balçova'da bulunan normal bir devlet lisesine giden Regan, aynı zamanda ayda 40 saat olmak üzere özel bir dil okulunda Türkçe dersleri alıyor. Regan, kendisini kabul eden bir Türk ailenin yanında kalıyor. Bu program sizi adeta bu kültürün içine daldırıyor. Bence dil öğrenmenin en iyi yolu bu. Şu anda Türkiye'nin güzel bir şehri olan İzmir'de yaşıyor ve bir Türk ailenin yanında kalıyorum. Hafta sonları Regan yaşadığı Türk aileyle müzeleri geziyor ve İzmir'in farklı semtlerine gidiyorlar. Bugün film izlemeyi tercih etmişler. Aile, Regan kendini evinde hissetsin diye Noel süslerini hala yemek odasında tutuyor. Ailenin reisi Dahan Bey, evde yabancı bir öğrenciyi misafir etmek için neredeyse bir sene düşünmüş. Sonra havaalanına gitti ve karşıladık. Orada zaten tanıdığımız kızımızdı. Orada sarıldık, kucaklaştık. Şeylerle beraber, bizim Enes Elay temsilcilerimizle beraber. Orada ilk briefing, ilk açıklamalar yapıldıktan sonra
Evimize geldik. Yani sanki evden gitmişti ve evimize döndü ve yerine yerleşti, her şeyi hazırdı. Regan'ın Türkçe seviyesi okuldaki arkadaşlarıyla iletişim sağlama ve onlarla vakit geçirmek için iyi bir seviyede. Şimdi öğle yemeği zamanı. NSLI adındaki program Türkiye'de 2009 yılında başlamış ve bu zamana kadar 130 öğrenci yaz ayı ya da tüm yılı kapsayan dil eğitimi için ülkemize gelmiş. Bu uygulamanın Arapça, Rusça, Farsça, Çince, Korece ve Hint dilinde programları da bulunuyor. İletişim kurmak farklı insanlar arasında hoşgörü yaymanın ilk yollarından biri. Peki bunu teknoloji kullanarak yapabilir miyiz? Şimdi Guatemala'da film çekerek gençlerin farklı kültürleri tanımasına yardım eden bir projeye konuk oluyoruz. Meksika ve Guatemala'da ilkokulu bitirme oranı %10'dan daha düşük bir seviyede. Birçok çocuk okumak yerine şehirlere giderek sokakta işportacılık yapıyor. Ailelerin okula destek vermemesi ve çocukların okulda ayrımcılığa uğrayarak dışlanması sebebiyle bu ülkelerde cahillik, işsizlik ve fakirlik oranı hala çok yüksek. Guatemala'da yerli halktan olmak büyük bir sorun. Bu ülkede yıllarca yerli halk ve sömürgeci toplumlar arasında büyük kavgalar yaşandı. Sadece 4 sene önce bile sırf yerli halktan olduğu için insanlar tutuklandı ve öldürüldü. Okullar bu sorunu ihmal etmeye devam ediyor. Ancak bu durumu değiştirmek isteyen projeler de bulunuyor. Bu kültür ve dil bize ait. Yeni teknolojiler kullanılarak Lengua Soberanas adlı projeyle şehirdeki okullarda çocuklar kendi kültürleri hakkında animasyon ve kısa film yapıyorlar. Öğrenciler ırk ayrımı olmaksızın birlikte çalışıyor, hoşgörü ve kültürler arası diyalog hakkındaki filmlerini çekmeye uğraşıyorlar. Asıl hedefimiz onlara temel eğitim vermek ve sonra da yerel dilleri de koruyarak sevgi dolu bir ortamda büyümelerini sağlamak. Bu genç eğitmenler birbirleriyle anlaşamayan öğrenciler arasında bir diyalog ortamı kurmak istiyor. Profesyonel film yapımcıları cep telefonlarında bulunan bazı uygulamaları kullanarak öğrencilere kısa film çekmeyi öğretiyor. Kısaca onlara iyi bir filmi oluşturan düzgün kadraj, iyi ışık, doğru pozlama ve diğer teknik bilgileri anlatarak doğal bir şekilde nasıl iyi bir film çekebileceğini öğretiyoruz. ...12 ile 16 yaş arası farklı etnik gruplara mensup gençler haftada iki defa bir araya gelerek farklı kültürler hakkında konuşuyor ve sosyal dayanışma hakkında fikirlerini paylaşarak bir barış ortamı yaratıyorlar. Birbirimizi çok iyi tanımasak da beraber güzel bir şekilde çalışıyoruz. Arkadaşlarımla çalışmayı seviyorum çünkü aramızdaki dostluk çok güzel. Biz bir fikir veriyoruz ve onlar da başka şeyler öneriyorlar. Hepsini bir araya getirerek ortaya güzel bir iş çıkıyor. Hiç kimse şurası şöyle olacak, burası böyle değişmeli diye emir vermiyor. Meksika ve Guatemala'da yaklaşık 12 bin öğrenci Puerta Joven projesinde görev aldı. Sonuçlar mükemmel. Bu uygulama sayesinde okulu bırakma oranı %67, Mexico City'de bulunan okullardaki suç oranı da %84,3 oranında azalma gösterdi. Siz hiç kültürler arası bir eğitim aldınız mı? Bu sizin farklı bir kültüre bakış açınızı değiştirdi mi? Sizlerden gelen mesajlar bizleri mutlu ediyor. Görüşmek üzere. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle.